Hint basını, Türkler bedel ödetebilir. Türkiye NATO'nun mezarını kazmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'deki seçimlere silahlı müdahale niyeti. İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu. Türkiye'de ilk kez denizaltılar için Section 50 üretildi. Yunan donanmasından psikolojik operasyon. TCG Anadolu'nun İspanyol ikiziyle tatbikat yapıyorlar. Orban hükümeti NATO yanlısı 170 general ve subayı emekliye ayırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Soylu'nun pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek sözlerine yanıt. Arkadaşlar selamlar ekip. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Hindistan merkezli uluslararası analiz ve makaleler yayınlayan TFI Global Portalı, Türkiye'nin kazandığı NATO istihbarat yazılım ihalesini gündeme aldı. Türkiye, NATO'nun mezarını kazmaya başladı başlıklı analiz haberde şu ifadelere yer verildi. Dünyanın en öngörülemez ülkesi olan ve geçmişinde sürekli ters köşe yapan ve tartışmalı kararlar alan Türkiye, sürpriz bir şekilde NATO'dan tarihi bir istihbarat projesi kazandı. Bu beklenmedik zafer, ittifak için bir felaketin habercisi olabilir. Yakında bir Türk devlet savunma şirketi tarafından geliştirilen yazılım, dünya çapındaki tüm NATO istihbarat tesisleri tarafından kullanılacak. Türkiye'de STM adlı bir savunma firması, NATO bünyesinde istihbarat verilerinin yönetimi, toplanması, işlenmesi, yayılması ve kullanılmasına yönelik iki önemli sözleşme kazandığını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda NATO'nun genişlemesini engellemenin yanı sıra, Türkiye, Suriye'de ABD tarafından desteklenen Kürt savaşçılara karşı askeri harekat tehdidinde bulundu. Ayrıca komşu NATO üyesi Yunanistan'la da düzenli olarak kavga halinde. Geçen yıl milliyetçi bir partinin lideri olan Devlet Bahçeli, NATO'dan ayrılmak bir alternatif olarak gündeme alınmalıdır, dedi. Sadece Bahçeli değil, yapılan bir ankete göre Türklerin %65'i NATO'ya güvenmiyor. Türkiye ayrıca Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'yı agresif bir şekilde destekleyen NATO ortaklarının aksine tarafsız kaldı. Unutmayın, NATO Rusya'ya karşı bir blok olarak işlev görmektedir. Türkiye ile Rusya arasındaki samimi ilişkiler NATO'yu istihbarat açısından savunmasız hale getirebilir. Türkiye 2020 yılında ABD'nin muhalefetine rağmen Rus S-400 uçak savar füzelerini satın aldı. S-400, Rusya'nın F-35'lerin yeteneklerini ve diğer uçakları izlemesine ve bunlar hakkında bilgi toplamasına imkan tanıyor. Yani açıkça görülüyor ki Türkiye geçmişte ABD'yi hiçe saydı ve bunu tekrar yapabilir. Türkiye ayrıca Washington'a F-16 savaş uçakları vermesi için baskı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ocak 2023'te ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını vermemesi halinde bunun bir bedeli olacağı uyarısında bulundu. Türkiye'den gelen bu tür bir uyarı kesinlikle Batı'da kaşların çatılmasına neden oluyor. Türkiye'nin tehditkar tutumu NATO'yu her an zor durumda bırakabilir. Bu kritik yazılım için yapılan yeni NATO sözleşmesi, Türkiye'nin bugüne kadar aldığı en büyük yazılım geliştirme ihracat anlaşmalarından biridir. NATO'nun tek varlığı Rusya karşıtlığı üzerine kurulmuştur. Peki ya NATO'nun istihbarat bilgileri Türkiye tarafından Rusya'ya hediye edilirse, bu noktadan sonra NATO son derece dikkatli olmalıdır. Çünkü Türkiye NATO'nun istihbarat yeteneklerine erişim sağlarsa, yıkım çok yakında kapılarını çalacaktır, ifadelerine yer verildi. ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs, Washington'ın yaklaşan Türkiye seçimlerine askeri müdahale seçeneklerini ortaya koyan bir makale yayınladı. Ana dili gibi Türkçe bilen ABD'nin en ünlü Türkiye görevlilerinden Henry Barkey imzasıyla çıkan yazı, Türkiye'nin dönüm noktası, Erdoğan iktidarda kalmak için ne yapacak başlığını taşıyor. Barkey son zamanlarda Türkiye'nin batıda rahatsızlık yaratan siyasetlerini şöyle sıralıyor. Rusya ile samimi ilişkilerini sürdürdü. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemekle tehdit etti. ABD'nin Suriyeli Kürt müttefiklerine karşı bir kara işgalini gündeme getirdi. Avrupa Birliği ile ilişkilerde soğukluğu devam ettirdi. Yunanistan'a yönelik yeni tehditlerde bulundu. Rusya'nın arabuluculuğunda Şam rejimiyle yakınlaşmaya başladı. Türkiye'nin Amerika'nın uyarılarını aldırmadan Moskova'nın Batı yaptırımlarından kaçmasına ve bunların Rus ekonomisine verdiği zararı hafifletmesine yardımcı olduğunu söyleyen Berkey, Türkiye ve Rusya'nın çıkarlarının pek çok cephede iç içe geçtiğini, bu siyasetlerin her iki ülkeye de fayda getirdiğini belirtiyor. Barkey, bu siyasetler Atlantik merkezlerinde rahatsızlık yaratsa da Batı'ya kafa tutmanın halkta popüler olduğunu söylüyor. Özellikle ekonomi alanında ciddi zorluklarla uğraşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içerideki havayı değiştirmek için Batı'yla dışarıda kriz üretmeye çalışabileceğini ileri süren Barkey, devamında şunları kaydediyor. Avrupa ve ABD olası zararı en aza indirmek için böyle bir gelişmeye hazırlıklı olmalı ve buna karşı koyacak bir stratejiye sahip olmalıdır. Türkiye, Batı etkisinden uzaklaşmasına izin verilemeyecek kadar önemli bir ülkedir. Önümüzdeki seçimler sıradan bir seçim değil, Erdoğan'ın tarihteki yerini belirleyecek diyen Barkey, Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yeniden iktidar olmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve Batı'ya karşı giderek daha hırçın ve fevri hali geldiğini söylüyor. ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Türkiye'den beklenmedik hamleler gelmesi ihtimaline karşı hazırlık yapmaya başlamaları gerekiyor diyen Barkey,
Erdoğan'ın olası hamlelerini sıralarken aslında ABD'nin Türkiye'yi silahlı müdahaleyle tehdit ettiği 3 cepheyi açıkladı. Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'la kazara da olsa küçük çaplı bir çatışma, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile bir çatışma, Kıbrıs'ın Türk kesimindeki statükonun değiştirilmesi. Belki Kıbrıs'ta atılacak bir adımın diğerlerinden daha dramatik olacağını da belirtiyor. Çatışma denkleminde bilinmeyen faktör olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e işaret eden CIA danışmanı, Moskova'nın Suriye'de ABD'nin Kürt müttefiklerine karşı büyük operasyonlar düzenlemesine yeşil ışık yakabileceğini iddia ediyor. Bu hamlelerden herhangi biri ABD-Türkiye ittifakında, Türkiye-Avrupa ilişkilerinde ve NATO içinde daha ciddi krizlere yol açma potansiyeline sahiptir diyen Berkey, Washington'ın sonuç almak için farklı bir yol izlemesi gerektiğini savunuyor. ABD yönetiminin Dışişleri Bakanları gibi etkisiz muhatapları atlayarak doğrudan Erdoğan'la görüşmesi gerektiğini söyleyen Berkey, makaleyi tehdit siyasetiyle bitiriyor. Erdoğan risk almayı seven biri ama ABD'den gelecek ve bir hesaplaşma yaratmayı seçmesi halinde karşılaşacağı sonuçları özetleyen net bir mesajı görmezden gelmekte zorlanacaktır. Altılı masayı nispeten disiplinli bir cephe olarak öven Berkey, henüz ortak aday belirlenmemesini eleştiriyor. Umutsuzca aday olmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun samimi ve çalışkan olmasına rağmen hem karizma eksikliğinden muzdarip hem de modası geçmiş göründüğünü, Erdoğan'ı koltuğundan indirebilecek en güçlü adayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söylüyor. Türkiye'de ilk kez milli imkanlarla üretilen denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım Section 50'nin son teslimatları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gerçekleştirildi. Teslimatlar Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na yapıldı. Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu. Milli imkanlarla üretilen denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı Section 50'nin son teslimatını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gerçekleştirdik. Donanmamıza hayırlı olsun. Kritik sistemleri yerleştirme adımlarımız devam edecek dedi. Türkiye'de üretilen ve teslim edilen 2. ve 3. Section 50 bölümü TCG Aydın Reis ve TCG Seydi Ali Reis'e entegre edilecek. STM ve Gürdesan, TCG Murat Reis'e entegre edilecek ilk Section 50 teslimatını ise Eylül 2021'de gerçekleştirmişti. Türk donanmasının en modern denizaltı platformu olacak Reis sınıfı denizaltıların en kritik bölümü olan Section 50, denizaltı ana silahlarını ve güdümlü mermilerin atılmasını sağlayan sistemleri içinde barındırıyor. Üretilen Section 50 sayesinde Reis sınıfı denizaltılar 8 adet 533 mm'lik torpido kovanıyla silahlandırılıyor. Proje kapsamında 6 adet Reis sınıfı denizaltının teslim edilmesi planlanıyor. İlk iki denizaltının torpido kovanlarının yer aldığı bölüm projenin ana yüklenicisi Alman Marine Systems tarafından üretildi. 3, 4, 5 ve 6. denizaltılarda yer alacak Section 50 bölümü ise Türkiye'de ilk kez STM ana alt yükleniciliğinde Gürdesan'da üretildi. Yunanistan Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Juan Carlos mini uçak gemisi, bir fırkateyn ve bir genel destek gemisini Mora'nın güneyine getiren İspanyol donanmasıyla ortak eğitim tatbikatına başladı. Atina, Mora'nın güneyinde ilgili bir NOTAM'la belirlenen bölgede Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-16 savaş uçağı ve İspanyol Juan Carlos mini uçak gemisinden kalkan 2 adet Harrier savaş uçağıyla birlikte hava muharebesinde eğitim uçuşu gerçekleştirdiler. Yunan donanması ise İspanyol Juan Carlos mini uçak gemisiyle birlikte eğitim tatbikatı icra edecek. Bu nedenle her iki ülkeye ait gemiler NOTAM'la belirlenen bölgede bulunuyor. Yunan basını İspanya ile birlikte yapılan bu eğitim tatbikatı hakkında şu yorumu yapıyor. Juan Carlos gemisi Türkiye'nin kendi mini uçak gemisini inşa ettiği TCG Anadolu ile aynı gemi olduğu dikkatimizden kaçmamalı. Ordunun Yüksek Komuta Akademisi bu tatbikatın değerinin ötesinde kaydedilen görsel materyali de kullanmaya hazır olmalı. Arka planda TCG Anadolu adlı geminin ikizi olan İspanyol Juan Carlos mini uçak gemisiyle birlikte Yunan savaş uçaklarının görüntülerinin Ankara'da yaratacağı yankılar kolayca anlaşılabilir. Barış zamanı psikolojik operasyonlarda uzmanlaşan bizler çok daha fazlasını söyleyebilir ve yapabiliriz ifadesi kullanıldı. LGBT sapkınlığına geçit vermeyip Avrupa Birliği'nin hedefine oturan Macaristan, NATO yanlısı olduğu düşünülen 170 general ve subayı tasfiye etti. Viktor Orban, ülkesinde NATO yanlısı subaylar tarafından bir askeri darbe veya muhtıra verilmesi ihtimalinden endişe duyuyordu. Macaristan Savunma Bakanı Christoph Szilaj Bobrinski, tasfiye planının mimarı oldu. NATO'ya karşı şüpheci ve muhalif tutumuyla tanınan Bobrinski, 170 generali ve subayı emekliye ayırdı. Bu subayların tamamının NATO'da görev aldığı ve NATO yanlısı olduğu belirtildi. Avrupa Birliği destekçisi Macar gazetesi Telex, Savunma Bakanı Christoph Szilaj Bobrinski'nin Rusya ile yakın ilişkileri olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı. Sayın Bakan, Rus devlet şirketi
Transmas Holding'in eski ortağıydı. Macaristan'da geçen yıl yapılan seçimlerde %54 oy alan Viktor Orban tek başına iktidar oldu. Viktor Orban, George Soros'un ve Avrupa Birliği'nin seçimlere müdahale ettiğini öne sürdü. Daha sonra eşcinsel evliliği yasalaştırmayan Macaristan, Avrupa Birliği tarafından tehdit edildi. Sürecin sonunda sapkın eşcinsellerin evliliğine izin vermeyen Macaristan'ın bazı Avrupa Birliği fonları durduruldu. ABD Büyükelçiliği'nin 27 Ocak'ta yayımladığı güvenlik uyarısının ardından Hollanda, Almanya, İngiltere, İsveç, Fransa'nın İstanbul'daki konsolosluklarını geçici olarak kapatma kararı almasıyla başlayan gerilim sürüyor. Türkiye'ye karşı psikolojik harp başlatıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffrey Flake'e yönelik olarak Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları arttırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık demişti. Konuyla alakalı Voice of America'nın sorusuna yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve ABD'nin güvenlik ortağı olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada ABD hükümetinin Türkiye'yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır. Türkiye uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve ABD'nin güvenlik ortağıdır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki ABD vatandaşlarının emniyeti ve güvenliğinden daha önemli bir önceliği yoktur. Yurt dışındaki ABD büyükelçilikleri ve konsoloslukları bölgede meydana gelen belirli olaylar ve değişikliklere ilişkin gerçek zamanlı olarak ABD vatandaşlarına bilgi vermek amacıyla uyarı yayınlarlar. Bu ikili siyasi ya da ekonomik değerlendirmelere bakılmaksızın yapılır denildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.